Osmanlı bu meselede işi o kadar ilerletmiş, çıtayı o kadar çok yükseltmiş ki köşe başlarında sadaka taşları var ve kimileri oraya para koyuyor, kimileri ihtiyacı olduğu kadar da oradan alıyor. Hatta 17. yüzyılda, asırda yaşayan ve Osmanlı'yı inceleyen bir Fransız tarihçi, ben diyor Osmanlı'yı gezerken bu taşları gördüm. Bu taşları gördüm, oraya birileri para bırakıyor. Bir taşı diyor takibi aldım, tespit ettim. Ve bir hafta boyunca o taştaki paraya kimsenin dokunmadığını gördüm. Yani ihtiyaç sahibi olsa zaten gelip alacak. İhtiyaç sahibi haricinde o paranın kimse tarafından alınmadığını gördüm. Günümüzde maddi çıkar için insanların birbirini ezdiği, sömürdüğü, haksızlık ettiği, küstüğü, darlattığı, bunalttığı şu zaman dilimine bakınız. Bir de hiçbir korunma önleminin alınmadığı Osmanlı zamanındaki sadaka taşı kültürüne bakınız. Hiçbir korunma önleminin alınmadığı taşlar. Osmanlı zamanında meşhur olan, yani bunu günümüze tabir edersek hayır matik diyeceğimiz taşlar yerine bugün Osmanlı zamanında meşhur olan, günümüze bunu uyarladığımızda hayır matik diyeceğimiz taşlar yerine bugün bencilliğin, ruhsuzluğun, acımasızlığın simgesi olan bankamatikler her bir sokağın köşesinde var. Onların hayırmatikleri ve bugün de bankamatikler. Osmanlı lazım olduğu kadar alıyordu. Bir medeniyet kurmuşlar, lazım olduğu kadar alıyorlar. Yatırmak için şifreye gerek yok. Çekmek için de şifreye gerek yok. Ya bugün bankamatikleri soyuyorlar ya. Bugün şifreli, kasalı, efendim kameralı, her türlü işte yazılımı ona göre şey yapmış, korunmuş bankamatikleri soyuyorlar ya. Osmanlı zamanının hayır matiklerinde şifre yok. Şifre gönüllerde. Geliyor birisi parayı bırakıyor, ihtiyacı olan ihtiyacı kadar alıyor. Kardeşin kardeşe bırakın sadaka vermeyi. Bırakın sadaka vermeyi. Borç bile vermemiş olduğu şu zaman diliminde Osmanlı nasıl bir medeniyet kurmuş, hayret ediyoruz. Müslüman ecdadımız yapmış olduğu her işin, esnaf olur, amir olur, memur olur, Müslüman ecdadımız yapmış olduğu her işin aynı zamanda o işi yaparken sadaka sevabı kazanmak için de o işi fırsat görürdü. Hani meşhur bir söz var, bu Çin atasözü değil. Kimisinin parası, kimisinin duası. Bu Osmanlı'dan gelen bir sözdür. Kimisinin parası, kimisinin duası. Bizde sadece duası. Osmanlı esnafı bir iş yaparken o işten aynı zamanda parasını kazanmak, maişetini temin etme yolunu düşündüğü gibi aynı zamanda bundan nasıl bir sadaka sevabı da çıkarırım diye parayla sadakayı birbirine karıştırırdı. Bu da benim sadakam olsun derdi. Bazı ufak tefek işlerde bir meblağ ondan istemez, bu da bizim sadakamız olsun. Keli gelmiş, körü gelmiş, topalı gelmiş, ihtiyaç sahibi gelmiş, onlardan da olsun, senin paran yoksa bize de duan lazımdır diyerekten onların duasına da talip olmuş. Sadaka meselesi her zaman bir para bazında değerlendirilmez. Osmanlı esnafı sadaka için yer arardı, zaman arardı, mekan arardı.